Bu görmüş olduğunuz yumruğu sklerotyadır. Eğer sklerotya yoksa kuzu gibi yetiştirme şansınız yoktur. Herkese merhaba. Bu videoda kuzu göbeği mantarından sağlıklı spor nasıl alınır ve tohumluk misal yapılırken hangi tarla kullanmak daha iyi sonuç verir? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. İyi seyirler dilerim. Kuzu göbeği mevsimindeyiz ve kuzu göbeği mantarından spor nasıl alınır? Bununla ilgili bir video yapmak için bugün bu görmüş olduğunuz kesim yapılan yere geldim. Fakat bir saat kadar dolaştım. Malum Ramazan ayında biraz zor oluyor. Hiçbir şey bulamadım bu gördüğünüz alanda. Biraz da sol taraftaki ağaçlık olan bölgede gezindim. Ve nihayet bir tane mantar buldum. Mantarımız Esculenta, sarı kuzu göbeği veya Rufa Brunnea, kızaran kuzu göbeği olabilir. Sporlarını almak için şimdi bunu keseceğim. Esculenta ve Rufa Brunnea türleri saprofit özellik gösteriyorlar. Yani bu türlerin kültür ortamında üretilmesi mümkün. Spor çalışması öncesi Legolar ile oynamak insana iyi geliyor. Bazen güzel ve işe yarar bir şeyler de ortaya çıkabiliyor. Alkollü mendil kullanacağım. Mantarın üzerinde bayağı toz var, kir var arkadaşlar. Bunları soğuk hava üfleyerek uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu şekilde bir gece bekleteceğim. Yamalarımızın üzerine yeterince spor yağacaktır. Bir gün geçti. Yamalarımızı şöyle alüminyum folyoda muhafaza edebiliriz. Bu şekilde en az bir sene saklayabiliriz bunu arkadaşlar. Hemen bir tanesini deneyelim.
48 saat sonra sporlarımız çimlendi. Şu görmüş olduğunuz yerden temiz bir örnek alarak başka bir petri kabına aktarmamız gerekir. Başarılı bir aktarım yaptıktan sonra muhtemelen bu görünümde, bu renkte bir petri kabına sahip olacaksınız. Ya da kültürünüzün rengi bu şekilde olacak. Çünkü kuzu göbeği mantarının misal rengi sarı ve kahverengi arası bir renktir. Şurada bakın, özellikle göstermek için getirdim bunu. Bu istiridye mantarı misali bembeyaz. İleriki dönemde kültürünüzün içinde, bakın şurada gördüğünüz gibi, burada önce hif düğümleri oluşuyor. Daha sonra bunlar yoğunlaşarak koyu, daha katı, daha kıvamlı hale geliyorlar. Bu da daha sonraki aşama bir kültür örneği. Bu gördüğünüz yapıların hepsi skleroteye doğru. Bu ikisi de daha ileri seviyedeki kuzu göbeği kültürü. Bunlar her türlü tohumluk misal ya da toprak ekimi yapabilirsiniz. Buralardan örnek alarak bu sene skleroteye ekimi yaptım. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şimdi arkadaşlar, size ben skleroteye göstermek istiyorum. Bayağı hem de yakından. Bu skleroteye neye benziyor? Daha önce hiç görmemiş olanlar için bir tane gösterelim. Bu gördüğümüz yumrular sert yapıdalar arkadaşlar. Hifler yoğunlaşıyor, çoğalıyor ve sonuçta böyle bir yumru haline geliyorlar. Bunun içini kestiğiniz zaman içinde cıvık bir böyle erimiş peynir kıvamında sıvısı da bulunuyor. Hatta bakalım, keselim, görmeye çalışalım. Şimdi bir tanesini buradan alalım, mesela şunu. Mantar yetiştiriciliğinde belki de en önemli husus taze ve sağlıklı tahıllara sardırılmış tohumluk misal teminidir. Şimdi size 2011 yılında yayınlanan bir araştırmadan bahsedeceğim. Bu araştırmada en fazla skleroteye ağırlığı ve en fazla misal yumu büyümesinin çağdaş tohumu kullanımı sonucunda elde edildiği bildirilmiş. Çalışmanın orijinal adını şu an ekrana veriyorum. İsterseniz Google'dan araştırabilirsiniz. Ücretsiz olduğu için de linkini aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Bu sene yapmış olduğum skleroteye ekimle ilgili bir örnek göstermek istiyorum size şimdi arkadaşlar. Miselyum kartuşu ya da miselyum kapsülü de diyebiliriz bunlara. Bunların içerisinde hem besin var, hem miselyum var, hem skleroteye var. Bu görmüş olduğunuz ufak yumruların tamamı skleroteye.
Bu kaptan alt kısmında 3-4 santim kıvamında %50 organik gübre bulunan bir toprak karışımı var. Üst kısımda da 1 santimlik besinsiz ama kumlu tarla toprağı var. Bu kartuşlardan da birer tane bu kutuların içine ektim. Şu an toprak yüzeyin tamamında kuzu göbeği mantarı hifleri mevcut. En kısa zamanda harici besin poşetiyle selüloz ve karbonhidrat takviyesi yapmak gerekiyor. Sonra da kondi oluşumunu beklemek. Elimden geldiği kadar sizlere gelişmeleri göğe aktarmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.